Günaydın, günaydın. Aramızda kalmasından günaydın. Az önce müziğe kendimizi kaptırdık. Oynuyor Nur sen de sevgili seyirciler kameranın yanında onunla böyle bayağı bir... oynuyorduk burada. Bayağı zaten. Oynuyorduk, günaydın. Bütün bu nezle halime oynuyorum, bilmeye evet. çalışıyorum. Sevgili izleyiciler günaydın aramızda kalmasına. Kenan'ın şarkısında olduğu evet. gibi hop bidi magazin kaynatacağız. Evet, çakkıdı çakkıdı oynayacağız. Kimle kaynatacağız hem de? Seray Sever'le. Seray'ın hazırlığı bitmek üzere. Zaten çok kısa hazırlanıyor. Birazdan bizle birlikte olacak. Evet. Hoş bulduk. İzleyiciler güzelliğe ve renge bakar mısınız? Şimdi, rengarenk bir kadın geldi. Hadi renkli olayım bari sabah sabah. En son siyahlar içinde gelmiştim buraya daha. Işıl. Matemli bir dönemdi, şimdi daha iyisin. Evet. O yüzden seni böyle yürüyerek almak istedik yani. Bu öyle güzelliği mi? İyi bari. Teşekkür ışıl, ediyorum. Işıl. Vallahi buraya gelince acayip moral oluyor bana, bakar mısınız? ekrandan da çok güzel, çok alımlı bir kadınsın ama yakından daha evet. benim fikrimce yakından çok daha iyisin yani. Bebekler yaradı yani. Bebekler teşekkür ediyorum. Öyle diyorlar ya. 10 yaş gençleştiriyormuş evet. doğum kadın diye. Tersini söyleyenler de var ama sen ona karşısın. Sen gerçekten bebeklerin olmasıyla beraber inanılmaz iyi görünüyorsun. Ama çeken bilir neler yaşadığını da ayrı bir konu. Yok ama gerçekten genç kızlık kiloma falan düştüm. Tabii ki bebek bakmak, ikiz bebek bakmak kolay yorucu. Değil. Ne kadar yardımcın da olsa ama yani evet. genç kızlık kiloma düştüm. 53'leri gördüm ya, hiç hayatta görmediğim yıllardır kiloları ben gördüm. Seni bebekten önce de biliyordum. Yine güzel, yine iyi. Yani bu sektörün, sizin en havalı, cazibeli kadınlarından. evet, biz seninle şimdi haberleri güzel güzel değerlendireceğiz. Hadi başlayalım o zaman. Can Yaman'ın İspanya'da ödül aldı Can Yaman şimdi. İtalya'daki başarısının ardından İspanya'ya doğru çocuğu açılıyor. Çocuğu biz kaçırdık, yurt dışı kıymetini biliyor. ne diyorsun bu vallahi, başarısına? Yani çok sen havalı. Sen aynı zamanda yapımcı kimliğinle de konuş. Ya ben şimdi zamanda burada program yaptığımız dönemlerde Can Yaman'ın böyle bir hani tavırları vardı ya. Ben de laf edenlerdenim ama sonrasında baktım genç kuşak başka bir yere gidiyor. Hmm. Çocuk havalı. Hmm. İşini yapıyor. Kendine göre bir tarzı var. Fıstık gibi. Yurt dışında evet. daha çok kıymetini biliyorlar. Evet, evet. Biz çok insan kaçırdık bu ülkeden. Can da bunlardan Can birisi. Can neden bu kadar eleştiriliyor Seray? Yani neden eleştiriliyor? Çünkü snob bir tarafı vardı. Hmm. Ve böyle hani burnundan kıl aldırmaz bir havası vardı. O da bir itici geliyordu. Belki o dönem o geldi. Bir de böyle tuhaf tuhaf cevaplar veriyordu. Hani magazin ters, falan ters program yaparken. Veriyordu. Tersledi ha. falan ya. Evet, evet. İnsan da şimdi magazin tarafında olduğun zaman sanatçı tarafına ben de bir magazinde oturdum orada. aynen. Çocuk niye bunu yapıyor? Bunlar da emekçi diye düşünüyorum. aynen. Dolayısıyla söylüyorduk yani. Hani evet. Yoksa çok hoş bir çocuk. Evet, ya şimdi oyuncular çok güzeller. Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi İspanyolca da öğrenmeye başlamış. İspanya kapılarında zorlayacak İtalya'dan sonra. Sonraki İyi. Haberimize geçelim. Bu konuda da fikrini merak ediyoruz. Daha dün dedik ki Allah'tan ne güzel 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutladık. Ama bu kez Cadılar Bayramı gölgeye düştü. Aman ne güzel dedik. Tam dedin. Dilimizde kaldı. Cadılar Bayramı'nı da kutlamaya başladık. Bir Cadılar Bayramı kutlamasına gidelim. Seray ne diyorsun Cadılar Bayramı kutlamamıza her yıl büyük bir coşkuyla? Bu kez coşku biraz az ama daha yeni. Çünkü 31 Ekim'de ya. Devamı gelecek. Evet ya. Bugün işte 31 Ekim. Bugünden itibaren coşacağız. Yani Cadılar Bayramı'nda... Çok bize ait olmayan şeyleri biz sevmeye başladık. İşte hani ne bileyim doğumdan önce bir vardır ya baby shower. Ha. Cadılar Bayramı. Evet. Çok bizim toplumumuzda olmayan şeyler ama kutlamak istiyorlarsa kutlasınlar. Yani benim bebeklerim de şimdi haftada iki gün mesela oyun grubuna gidiyorlar. Evet. Orada da böyle şapkalar, mapkalar, bir Cadılar Bayramı ya da bal kabakları falan. Çocukları oyalamak için. Evet, oyalamak için. Bunlar yapmak isteyen yapsın diye bakıyorum. Abi. Öyle çok şeyim yok artık hani. Herhalde anne olduktan sonra biraz daha yargılardan vazgeçtim. Çünkü ha, görüyorsun olabilir. Adım adım yani. Çocuklar ondan eğleniyorlar. Şeker topluyorlar, para topluyorlar. Hadi bir bayramda artı bir bayram olabilir yani. Şu Cadılar Bayramı'nı ben şöyle yorumluyorum. Keşke her sektörün kendi içindeki cadılarının bir araya geldiği bir bayram olsun. Mesela medya sektörünün değil mi cadıları? Cadı erkek, cadı kadınları. Tabii. Çok iyi. Güzel tabii. olmaz mı? Olur. Ya şeytanların yanında cadılar çok masum. Bence cadılar kibarca dedim. Zaten ya. Cadı bana böyle biraz sempatik bir şey gibi geliyor. Tatlı Cadı vardı hatırlatsanız evet, da. Evet, bir evet. onu Sementa. Bilmez. Tabii canım. Sementa yani en sevdiğim diziydi Tatlı Cadı. Ama bence bayağı şeytani cadılardan bahsettim. Aa ondan. Onlar şimdi burada... Yani hani bir araya mesela, gelse dedim. Ortaya bıraktım. Bak magazinci olmuş. Evet. Allah. Masanın o tarafında bir şey var. Büyülü bir taraf var. Ama burada tabii ki isteyen istediği partiye katılsın, eğlensin. Ona evet. bir şey demiyoruz evet, ama evet. kendi bayramlarımızın ötesinde başkasının bayramını böyle coşkuyla ve yırtanarak kutlama. Hani çocuklar bile... Daha hani küçücük çocukları şeker, çikolata falan maskeler, onları oyalayabilirsin. Evet. Ama çocuklarımız 29 Ekim Cumhuriyet Ama, Bayramı da çok güzel kutluyorlar. Çok güzel ve milli duygularla evet, kutluyorlar. Evet, evet. Özellikle bu sene çok güzel kutluyorlar. Bu kadarı
fazlalığı özentiye giriyor. Şimdi bu ne oluyor biliyor musun Müge? Bu action. Yani canın sıkıldı. Başka action mı yok? Ya bu action. Şimdi dünyada Türkiye sınırları dışında bugünün bir anlamı varsa Türkiye'de action'a dahil oluyor işte. Hayat, cadılar. Sektör. Evet bu sirkülasyon var. Ben action action onun için malzemeler satılıyor, kıyafetler satılıyor, tabii sevgililer günü var. Yani. Tabii. Bir de o anlatabiliyor muyum? O yaklaşıyor. Tabii canım. Biz de geri kafa olarak kalıyoruz işte ne yapalım cadılar bayramı benimseyemiyorum yani. Yani bir içime sinmiyor diyorsun. Ya bilseydim şuraya bir bal kabağı şapkasıyla gelirdim. Ya ne güzel olurdu. Tatlı cadı olurdun sen. Peki. Bir şey söyleyeceğim. Bir Edis'in görüntüsü dikkatinizi çekti mi? Sera gördün mü? Edis çok değişti. Yani zayıflamanın ötesinde Edis'te ciddi bir değişiklik var. Aç yaşıyorum diyor. Yani saçı, tarzı, yüzü çöktü. Böyle şimdi, aç yatıyor olabilir ama. Yani Sera. Çökmekten ziyade Edis'i bak ilk çıktığında Aleyna ile çok arkadaşlardı. Evet. Hatırlıyor musun? Böyle çok egzajer hareketler vardı. Doğru. Şimdi Edis'e bence bir ağırlık geldi ve daha yerine oturdu bu çocuk. Hani daha başarılı, daha kendine emin. Gerçekten star şu an. Evet, hani orada yeni yürüyordu. Hatta şimdi benim konuk olarak oynadığım bir dizide Edis de konuk oyuncu. Yani bence Edis şu an en güzel dönemini yaşıyor. Baştaki hedefi Tarkan'ın yerini alacak noktasındaydı. Ve herkes diyordu ki 40 fırın ekmek yemen lazım. Değil öyle ama şey. Çok iyi. Geliyor. Çok iyi gidiyor. Şarkılar çok iyi. Evet, sahnesi çok iyi. Çok iyi yani. Hızlı ilerledi ve o merdivenleri hızlı çıktı. Yani. Şeyi de değiştirdi mesela yönetim şekli daha ailedendi, daha profesyonele geçti. Menajer daha profesyonele geçti. Çok canı yandı orada. Star olarak yürüyor. Çok canı yandı orada. Peki. Ha, bilmiyorum onları ama. Evet. Devam edelim haberlerimize. Yani benim hayatımın 15 günü Londra'da geçiyor. Evet. 15 günü evde geçiyor. Böyleyim yani. En son evlilik yıl dönümümüz çok konuşulmuştu. Kebapçı da bir Kebapçı değil, pilavcı da lütfen. Evet. O anla neler hissettiniz o eğitim? Sana bir şey söyleyeyim mi? Önce şoka girdim. Ben şimdi giyinmişim, süslenmişim. Ondan sonra yolun ortasında çat diye durdu bizim evin sitesinde. Önce bir şoka girdim. Elimdeki ayranı döktüm zaten. Yerde varmış izlemişler. Sonra dedim ki yani iyi ki varsın. Neşeli benim özel uçakla Paris'e götürse bu kadar olmazdı. 10 yılın sonunda hak ettiğim yer pilavcı hayatım. Birinci yıl Paris, ikinci yıl İtalya. Bakalım bir sonraki kokoreççiyi bekliyorum ben. Dedim ciddi misin, ciddi misin, ciddi misin? 10 kadar sormuşum ki dedi ki karı ciddiyim dedi pilavcıya geldik. Samimi ya bir şey söyleyeyim mi? İnsan gerçekten birkaç yılın sonunda, ilk yıllar olmayabilir ama birkaç yılın sonunda gerçekten gülüp geçiyorsun. Bak ne güzel oldu. Evet. Ana oldu yani. Şimdi sevgili Ebru diyor ki ilk yıllar İtalya ve güzel tatiller sonra da gördüğünüz gibi pilavcı diyor. Sizin evde durumlar nasıl? Ya bizde hiçbir zaman ilk yılda bir göz boyama olmadı. Biz çok samimi ve şey ben onlar samimiyetsiz demiyorum yanlış anlaşılma olmasın ama kocam beni Paris'e götürsün. Öyle de kalıyor. Evet bir de karpuz yeri çıkmıştı oradan çok güzel karpuz var çocuklara götüreyim de koşur bir de eve karpuz saçtım balıkçıdan yani böyle. O zaman sizin ilişkinizin başında da şu an geçen yılların sonunda da yani şu ana baktığımızda çok değişen bir şey yok değil mi? Yok. Paylaşımlar çok değişmedi ama Ebru şunu diyor ki. Birbirimize olan aşkımız biraz çocuklara daha kapsayarak genişledi. Yani deniliyor ki çocuklar olduktan sonra artık aşk yerine başka bir şey başlıyor. İlişkiyi nasıl değiştirdi çocuklar? Tamamen milat. Yani şöyle söyleyeyim. O 3 seneyi şey gibi unutacaksın. Aşk meşkten ziyade başka bir şey oluyorsun. Yani 2 tane varlık dünyaya gelmiş. Ve her şeyini onların iyiliği, güzelliği ve sağlıklı saatte olmaları için harcıyorsun. Onların emrine amadesin. Biz onlarla yatıyoruz. Şimdi bana uzmanlar buradan 100 tane laf edecekler. Ha. Yatak odam şu şekilde. Bir tane çift kişilik yatak, bir tane büyük bir tek kişilik yatak. Yapışık şekilde hepimiz beraber. 2,5 yaşındalar. Çünkü ben de olabilir. Evet. Onların kokusuyla uyumayı seviyoruz. Yani bir daha ne zaman sarılacağım, öpeceğim. Onlar da çok anneci Seray, babacı. Seray bir yaştan sonra olunca böyle daha mı yapışıyorsun çocuğa? Ay tabii canım buldumcuk derler ya. İşte, onu söylememek için böyle yani söylüyorum. Ben çok geç anne oldum. Onun etkisi var bir kere. Hani belki daha da çok kıymet biliyorsun. Evet. Daha da özen gösteriyorsun. Genç şey yani hoplata hoplata gidersin. Gidiyor, ne olacak hani çocuk ağlıyor dersin. Şimdi öyle değil. Gözünün içine bakıyorsun. İkimiz de öyleyiz. Dolayısıyla bir de o mis kokularıyla uyumayı çok seviyoruz terapi ikimiz gibi de. Değil mi böyle derin uyku? Şimdi 2 yaşına gelince babası daha da anladı kıymetlerini. Çünkü konuşuyorlar artık. Bir bağlantı babacılar kurdular. Terlik getiriyorlar falan. Böyleler. 2 yaşında başladılar. Peki zaman zaman böyle bir durumda hele siz daha çok iç içe yatarken bile yanımızda diyorsun. Kadın kocasını, kocası da kadını unutuyor mu?
İşte onu dedik ki. Bak, 10 dakika var. Bak bir de bir şey söyleyeceğim. Hormonlar denen bir şey var. Önce işte doğum süreci zaten tüp bebek olduğu için hormon yüklendik. Ondan sonra şey süreci işte biliyorsunuz yine evet, hormonlar evet, değişiyorlar. Evet, evet. Zaten o 2-3 seneyi bence bebek olduğunda karı koca ya da şey olarak unutmak lazım. Ona da o hakkı vermek lazım. Çünkü evet, başka bir amaca hizmet ediyorsun. Ha sonrasında sevgin daha da güzelleşiyor. Yani biz eminim ki güzel her şeyimizi gene yapacağız. Çocuklar biraz daha büyüsün diye ikimize biraz özveriliyiz şu an. Evet. Karşılıklı özveri. Yani Allah. Eşinle senin bir uyumda olabilmen çok önemli. Çocuğuna bence sen kendine hani eş ya da koca almaktan çok çocuğun için iyi bir baba olması en kıymetlisi. Eskiler öyle söyler ya. Süreci iyi yönetmesi. Benim babam çok iyi de Allah rahmet eylesin. Çocuklarımın babası müthiş bir baba. Müthiş bir baba yani. Senin babanın süper, çok rahmetlinin iyi olduğunu aynen, şuradan anlıyorum. Hala paylaşımların canım babacığım seni özledim. Öyle çok çok. Ve bunu çok içten çok yapıyorsun. Hiç laf olsun çok diye falan değil. Çok yani çok özel bir babanın evladıyım. 100 kere gelsem 100 kere o babanın kızı olmak isterim. Çok da özlüyorum yani. Ama dediğim gibi şu anlamda iyi. Çocuklarımın da öyle güzel bir babaları var. Hatta daha çok oyun oynayan, onlara yemek pişiren, yemek yediren, banyosunu yaptıran gerektiğinde böyle bir baba ve koca var konusunda şanslısın evet, Sera. Evet, evet. Çok şükür. Ama geç oldu, temiz oldu. Tamam. Bekledin ama buna ama değdi. Ama çocuklarla beraber hayat da değişiyor. Şimdi şu anda küçükler, onların sorumlulukları da artacak beraberinde değil ya mi? Ya okul paraları falan uçmuş zaten. Bir kreş soruyorsun mesela. İki çocuk herhalde 500-600 binlerde falan kreşler. 700 ciddi binlerde misin Bodrum'da? Tabii, bak tabii, sen bunu söylüyorsun. Hani büyüdüklerinde hangi okula gidecek, ne kadar para? Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk'a bir bak Allah aşkına. Bütün sülalesi bir fotoğrafı alalım Elon Musk'ın 11 çocuğu ve çocuklarının anneleriyle bir arada yaşamak için süper lüks bir malikane satın almış Seray. Düşünsene bir adamın 3 tane ardında bıraktığı eşlersin ve bir evin içinde birbirini görüyorsun. Hayatım siz çok iyi niyetli düşünüyorsunuz. Bence yani hani, ben de öyle oldu. Pardon da adam Elon Musk. Evet, ve evet, sonuçta adam yani bir servet sahibi o şirket gibi bir şey kadınlar tabii yani. Onlar kendi hayatlarında. Yani. Bu 338 metrekarelik malikaneye 4. 5. eş de gelir. O çocuk sayısı 20'ye de çıkar. Çıkar. Bu burada durmaz. Bu adam ben o malikane uzaylı gibi geliyor ya. Hiç normal gelmiyor. Hiç gerçek gibi gelmiyor. Gerçek bir yani tip olarak da gerçek gibi gelmiyor. Mekanik yapay zeka. Robot gibi değil mi? Evet. Tabii tabii şu an yaptığı şeyler de enteresan. Farklı bir adam yani. Sanki uzaydan geldi dünyaya kuruldu gibi geliyor bana. O yüzden evet, belki çok çocuk yapıp kendi şeyini mi oluşturuyor? Evet. Yeni bir aile kavramı ortaya atıyormuş bu hı, yaklaşımıyla ve Amerika Birleşik Devletleri'ni gelecekte bekleyen en büyük tehlikelerden birisinin az çocuk. Hani ailelerin az katkı çocuk yapması. Katkı sağlamak adına mı yapıyor? Çok teşekkür ederim. Bizim ülkede çoktandır konuşulan bir şey ve çok eskiden beri bizde var zaten. İmam nikahı işi o var, o var, o var. Evet. Demek zaten bunu onun önüne yaptık. Evet. Para yokken yapıyorsun evet, bir de evet, yani. Tabii tabii. Biz karşılığında hiçbir şey almadan değil mi? Karı tokluğuna. Biri ev işi yapıyor, biri bir bunu yaşandı yani Allah'tan sonra ama medeniyette tabii kurtarıldı tabii bu durumlar ki, ama hala olan yerlerde vardır diye düşünüyorum. Biz de karın tokluğuna yaparken biz mutluyuz. Enerjimiz yüksek. Acımızdan bile keyif acaba alıyoruz. Bir taraftan Elon Musk mutsuz. Mutsuzum diyor. İşte bak net Seray'ın diye açıklama yapıyor. Seray'ın dediği gibi hayatım, bir yere kadar para ve servet bir yere kadar artık doymuyor, yetmiyor ama adama. Senin üç kadının o evde ne yaptığını düşün. Ben o magazine açıdan bakıyorum. Evlerini görmüyorlardır o kadar. Tabii o kadar. Bence görmüyorlar. Bence evet, o evde bile olmayabilir o üç kadın. Ha, o Allah, evdeler midir? Hayır, hepsi aynı evde oturacaklar. Hayır, şimdi aynı evde de mesela o ev sadece bir ev değil. Biraz uzakta diğer tamam, tarafta. Ama aynı. Vadinin diğer tarafı. Sana deseler mesela ne? Bekarsınız. Köy, evet, evet. Atıyorum mesela şey diyecekler hani dördüncü eş sen olacaksın, çocuk yapacaksın bu adamdan. Oy, Allah yapar mısın? Asla. Dünyanın en zengin kadını olacak. Yok, İstediği kadar olsun. İşte Türk kadını böyle bir şey. Aslında. Ya duygu yüklüyüz. Yumruğu masaya vururuz. Pardon Elon Musk da kimmiş yani? Ay zaten karısı, tipsiz bir adam yani. Gömdük. Yani. Nereye gidelim bu aç? Nereye? Bol botokslu. Hande Ataizine. Hande evet, Ataizine gidelim. Gidelim. Bugün senlik haberler akacak bak kadın, erkek, çocuk ilişkiler falan derken. Şimdi Hande Ataizi. Şimdi daha çıkmıştım. Evet, evet. Hande Ataizi'nin sevgilisi Dinç Aydoğdu ondan 20 yaş küçük. Ahmet Mümtaz Taylan'ın cevabına da diyor ki
umutları bitmemiş, hayalleri olan birisinden palavra bile dinlemek, yani genç sevgiliden bahsediyor, başarılı bir iş adamının kaprisini çekmekten iyidir. Ne diyorsun? Anne çok yorulmuş. O tarafı test ettiği için, devamlı orayı test ettiği için tam öbür uca gitti. Ve evet. Şimdi çok da güzel bir ilişkisi var ama çok. Yani sırf o yüzden de palavra değil, ben gençten de dinlemek istemem şahsen. Ne konuşuyorsa düzgün konuşsun. Bence yorulduğu için şimdi eşi de ona, eşi diyorum yani, evet. Eşi gibi artık zaten. Aynen. Çok iyi gelmiş, çok da güzel bir çiftler. Bir arada hiç 20 yaş durmuyor ya. Çok iyi, hani gayet iyi. Diri ve iyi, evet. Yani. Hande çok iyi bakıyor. Hande 1973 doğumlu, 51 yaşında mı oldu? Evet. Evet ama yaşının en iyilerinden yani. İyi bakıyor kendine. Adam yani. Da adam yani. Evet, o bütün gün spor salonundalar hayatım. Evet ya, bakar mısın? Kendilerine gibi, çok iyi bakıyorlar. Gibi. Aynen. Kadınla erkek arasındaki yaş farkının en fazla ne kadar olması gerekiyor? Nereye kadar? Bunu artık ben diyebilecek bir noktada değilim. Çünkü benim de eşim 10 yaş küçük, biliyorsun. Evet, siz de iyi duruyorsunuz. Ruhun da yaşıyor. Benim kocam baby face yani. Ha. Küçük duruyor benim kocam. Şimdi Hande'nin sevgilisi o kadar öyle değil. Bir Pınar'ın ki çok küçük duruyor biliyorsun. Bir benimki çok küçük. Böyle bir şeyimiz var yani. Doğru. Güzel. Evet. Böyle tam arada ileride çocuklarımın da böyle yanında babaları sevgilileri gibi duracak. Güzel bir şey. Ha. Ya şu an çok iddialı bir şey konuşamam. Çünkü çok büyük konuşuyordum. Ben genç erkek seven bir insan değilim. Hep benim hayatımdaki kişiler de daha büyük olmuştur. 10 yaş falan, artı 10 yaş. Hı. Ama işte aşkın yaşı yok, ruhun da yaşı yok. Evet. Çok daha olgun bir ruhla karşılaştım. Benden 10 yaş küçük ama benden sanki 20 yaş büyük olgunlukta bir ruh. Sen erkeklerde genelde böyle hani yaş, onlar daha geç olgunlaştıkları için şey söylenir hep. Ya bir kere senin düşüncenden daha geride kalırlar senden yaşça küçük oldukları zaman, 10 yaş ya da 20 yaş küçük oldukları ruhun zaman. Ruhun yaşı yok, tamamlanma işte geliyor. Durumu. Benimki öyle değil. Benimki benden yani ilk tanıştığımda da benden daha olgun bir duruşu vardı. Ağırdı zaten yani. Evet, biz daha ruhsal bir aşk yaşadık yani. Yaş aldıkça kısmını irdeleyenler var. Bir şey yaş değişmedi. Aldıkça aradaki. Daha işte baba olduktan sonra çok şey değişti. Daha böyle başka bir hale geldi. Daha adam adam olmaya başladı ama... Yani o zaman da böyle çok ağırlığı vardı ama şimdi daha bir baba sorumluluklarına girdi. Seray, böyle fotoğrafa bakınca örneğin diyor musun ki Eray, ya biraz daha böyle büyük durmak için sakal bıyık bırak bıyık hayatım bana. Tabii biraz canım, daha eşit. Nikah günü zaten sıfır sakal şey yapmış. Ay bu ne dedim ya, bu ne, bir de bende bir topuz vardı böyle. Ha. Bu ne dedim, bir daha bu düğün yapılacak, fotoğrafım yok yani. Ya böyle bir şey yok. İyice uçurdu şeyi. Ha. Demiyorum ya, demiyorum. Hatta şimdi güzel kilo verdi. Şu an daha da fit ve iyi. O ne kadar genç güzel görünse benim için o kadar iyi yani. Ciddi misin? Tabii. Peki böyle yorum gelirse ya da biri bir şey söylerse. Biliyorum, cevap vermiyorum Pınar gibi. Hiç uğraşamayacağım. Çünkü sonuçta ben kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Benim evim, benim ailem, benim kocam, benim yuvam. Yani mutluysam bu beni ilgilendirir. Darısı herkesin başına diyorum. Çünkü insanlarda böyle bir şey var. Yani birilerinin böyle hani mutsuz etmenin bir lüzumu yok. Zaten hayat çok zor. Türkiye çok zor şartlarda herkes yaşıyor. Tabii. Yani birisi mutluysa ben seviniyorum mesela. Ne güzel. Hani de şimdi mutlu. Bence olmayacakları denedi. Evet. Olmazlardan olura gitti. Evet. Ne güzel. Yani. Şimdi artık mutlu bir Hande görüyoruz. Çünkü Fethi Pekin'le, avukat Fethi Pekin'le 2004'te evlenirken ve öncesinde yaşadıkları 4 yıllık aşkta bu Hande yoktu. Evet. Orada yani ben daha onu gergin, takip eden, daha gergin, gergin stresli, sinirli, hiç yüzünde bu parlaklık ve çok ışıltı samimi yoktu. Konuşmuş. Ve hep siz magazin dünyasının ünlüleri arasında da ne yazık ki zaman zaman şöyle şeyler oluyor. Diyelim ki biriniz sosyeteden, cemiyetten biriyle aşk yaşıyor ve evlilik kararı alıyor. Şimdi bak aynı dert Hande Erçel'in başında. Evet. Hep şu ayrım yapılıyor. Bu kız o aileye gelin gider mi, kabul ederler mi, etmezler mi? Aynı dert Hande Ataizli'nin başındaydı. İnat etti, evlendi. Evet. Zaten söylüyor, itiraf da ediyor. Evet. O yüzden oyuncu ve çok güzel genç kızlarımızın kendilerini magazin malzemesi yapıp erkeklerin PR'larını yapmamaları gerekiyor. Hı. Gerçekten inanıyorlarsa, ailenin kabul edeceği şekilde ilerlemek istiyorlarsa ilerlesinler. Hande çok güzel ve tatlı bir kız. Her aileye gelin gider yani. Tabii. Yurt dışındaki en zengin aileye de gider yani. İlla Türkiye'de olması gerekmiyor. Dünya çapında güzel, hoş bir kız. Evet. Ben öyle bakmıyorum. Ben kız tarafıyım.
Tabii ki. Ben yani... kız tarafı. İki de kızım var. Hele daha da kız tarafıyım. Böyle bu aileye gelin gider miyim falan. Çok, hepimiz kız güzel gider ki. O kesin. Evet, evet, evet. Her istediğini yapabilir. O aileye de gelin gidebilir. Özgür. Tabii ayakları üstünde duran bir kadın. Hande Atezi de öyle. Ne istiyorsa yapar yani. O adam onu alırken, yanında gezdirirken biliyor. Geçmişini silemezsin bir insanı. Ben sevmiyorum böyle kadınları alıp kapatıp değiştirmeye çalışan erkekleri, ki benim kocam da hiçbir zaman öyle olmadı. Evet. Biz geçmişte yaşadıklarımızla var oluyoruz, bugünü oluşturuyoruz. Kesinlikle. Seni öyle seviyor, kabul ediyor. Evet, öyle olacak zaten. Ama erkek, kocam erkek benim yani giyimden falan gurur duyar. Şimdi erkek tarafında eğer köklü bir aileysen sen ne kadar... Kök neye göre hayatım? İşte kök derken para mı? Şuna göre para. Para. Tabii. Soyadının devamı. Günümüzde daha... para kök değil ama. Paranın kimde olduğu da belli değil. Ama işte bu genel olarak baktığımız zaman... Evet, ona dikkat ediyorlar tabii. Tabii ki şimdi mesela Koç ailesi, Sabancı ailesi, bunlar köklü aileler. Köklü aileler. Bunlar eğer ailelerine bir gelin, yani bir kadın alacaklarsa, yani çocuklarıyla evlendireceklerse bakıyorlar. Şimdi aksini söylemeyelim, bakıyorlar, irdeliyorlar. Elbette baskın olan, ben de seninle aynı düşüncedeyim Seray, hep Müge ile de onu konuşuruz. Birbirlerini seviyor olmaları. Başka bir şey değil söyleyeceğim. Mi? Orada genç kızların da ruhu, duyguları, karakteri ve onların da kırılmaması gerekiyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Erkeklere de yapıyorlar aynısını şu an. Yapıyorlar. Ha. Şu an sosyetik aile, mesela Kerem Bürsin de Sabancılara damat gidebilir diye şu an o konuşuluyor. Evet, evet. Başka birisi Aysen Sabancı'yla evlendi. Kim? Çok iyi bir oyuncu. Mirkelam, Aysen Sabancı gene Sabancılardan biriyle aşk yaşadı, kıyamet. Yani şu an bunu erkeklere de yapıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Artık kız erkek ayrımı yok. Cemiyet var, sanatçılıktan ünlü olan var. Bir oradanın ünü var, oranın ünü var. Uygun görürlerse, ama bunların hepsi şu an yıldızlar. Çok iyi para kazanıyor. Hande Erçel'in kimsenin parasına ihtiyacı yok. Kerem Bürsin'in yok. Elbette yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Kardeşim, cemiyet hayatının ünlü çocukları da bayılıyorlar magazinin ışıltılı kadınlarına, evet, ve erkeklerine. Evet. Aileler de onu düşünsünler. Çünkü ya seviyorlar. O aileler de oraya topraktan köklü gelmediler. Evet. Bu arada onu söylemeye çalıştım biraz evvel. Kesin cemiyet, buna ben de katılıyorum. Az önce onu söyledim. Para, mevki. Sonuçta ünlülerin bir ışıltısı oldu. Hele de, o ışıltıya herkes çekiliyor. O genç çocuklar. O da yani sonuçta ne yaşıyorlarsa yaşasınlar. Kendi evlenmek zorunda değil herkes yani. Flört ederler, iyi gidiyorsa devam ederler. Hande bayağı uzun gitti yalnız. Evet, bence kayınvalidesi beğeniyor onu. Evet, 2 yıl. Like atıyor şimdilik. Bakalım o like'ı gerçek hayatta da atacak mı? Şu an sosyal medyada kalp yaşıyorlar. Peki devam edelim. Hazal Kaya'nın bir açıklaması var. Oraya o da ilginç. O da ilginç. Aynı anlaşma. Hazal Kaya'yla Ali Atay aralarında bir anlaşma yapmışlar. Evet. Bakalım o anlaşma sizin evde de var mı? Seray, çok ilginç bir anlaşma. İzleyelim. Seray diyor ki Hazal Kaya, kim mutsuz olursa gitmeli. Ne diyorsun? Çok genç yaşta bu fikre varmış. Hani biraz aradan zaman geçer, geçersin 40'lar 50'ler falan. Çok küçük yaşta gelmiş bu fikre. Doğru söylüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Biz de yani evlilikte hani sadece imza bağlayıcı olmamalı. Mutsuzsa oturup orada evli kalıp eşini aldatmak ya da onu üzmekten ya da onurunu kırmaktansa gitmeli dürüst olup. Böyle dile getiriyor musunuz kendi aranızda bir sohbet? Her zaman. Biz ilk günden beri öyleyiz. Ne diyorsun örneğin? Yani biz zaten 4 yıllık birlikteliğimiz vardı. Çocuk istediğimiz için, özellikle ben çok istediğim için nikah kıyıldı, evlenildi. Yoksa benim eşimle evlilik merakı falan yoktu yani. Tamamen ailemiz, yuvamızı kuralım dedik. Şimdi de onlarla çok güzel gidiyoruz ama gün gelir bir şey olur. O zaman kimse kimseyi tutamaz. Sadece dürüst olmasını isterim. Ben kendi adım onu isterim. O da benden onu ister ama ben zaten o kadar bir şeyleri kapatmış haldeyim ki artık. Yani hani eşim, çocuklarım, yani öyle bir şey gibi değilim. Nasıl anlatayım sana? Zaten yani benden bir şey çıkmaz. Çok tatlısın. Benden bir şey çıkmaz. Benden bir şey çıkmaz. Ben böyle giden tarafı olmam. Ben mevzuyu. Benden ya giden taraf olurum bir hata yaparsa. Tabii o çok güzel. Efeler gibi giderim. En güzel yaptığım şeydir hayatta. Efeler gibi giderim yani. Bir şey çıkmaz derken ben gidip de hani birisine aşık olayım, mutsuzum diye bir gözüm dışarı kaymaz benim. Mümkün değil yani. Büyük konuşup mümkün değil. Seray'da bir de bir huy var. Zaten bir yanlışı olsa ya da sıkılsa. Bayılırım. Hayır, saniyesinde sen dilinde tutamazsın bir de. Ya bayılırım dedektif, bayılırım zaten önüme düşer. Çok sezgilerim kuvvetli. Bir şey söyleyeceğim. Düşer. Bayılırım yakalamaya dediğinler, böyle bir taktiklerin var mı bir zamanında? Bir örnek versene. Yani her şeyde. Yani şimdi çok geç mi? Örnek değil yani her şeyi. Taktik örneği. Yani mesela telefonda şey yokken hani şimdi biz eşimle mesela birbirimizin nerede olduğunu biliyoruz. Çünkü aile bireyleri bir uygulama var. Hani
kim nerede, evet, güvenlik evet, adına yaptığınız işler. Evet. Çocuklar büyüyünce onlar da girecek bu uygulamaya. Ama zamanında mesela bir flört ettiğinde bu uygulamayı tabii herkes kabul etmiyor. Ondan sonra şimdi ve çok uygulamalar sıkıntılı. Nereye yok. Gitsen uygulaması önemli. Evet. Apple'dan mesela şifresini bildiği zaman diye bir şey vardır. Oradan bastığın zaman nerede olduğunu görüyorsun. Ya da çok kötü bir şey yaptın. Telefonumu sil var. Telefonunu silebiliyorsun mesela. Evet. Yani böyle şeyler yapılabiliyor. Hiç ilk zamanlarda Eray'ı böyle takip ediyor muydun? Yok, Eray ilk günden zaten birbirimizin nerede olduğumuzu bilir bir ilişki yaşadık. Yani ilişkimiz baştan itibaren zaten bana ilk defa evet hayatım ne istiyorsan yapalım diyen adam olduğu için şu an kocam 10 yıllık birlikteliğimiz var yani. Evet. Yani. Son yıllarda doğru eskiden söylesin. Kadınlar eşlerini ya da sevgililerini böyle bir hat alarak o hat üzerinden mesaj ve telefonlarla takip edermiş. Günümüz dijital dünyasında da en baba takip fake hesap açıyorsun. Oradan böyle eşine, sevgiline her neyse iltifatlar bir başka biriymiş gibi. Bakayım cevap veriyor mu? Hiç öyle şeylere girmedim ya. Ve bu topa düşen de denemeye hiç girmedim yani. Herhangi birisinin hayatını deneme yapmadım ama bir şey varsa da bilmek isterim yani. Tabii hani ki. Öyle kötü oluyor ki çünkü herkes her şeyi biliyor. Sana acıyor falan sen bilmiyorsun. Çok kötü bir şey bu yani. Ama şimdi Hazal Kaya'ya tekrar dönersek bunu bugün mutluyken söylemek kolay ama Allah korusun insanın başına gelince mutsuzum hayatım gidiyorum dediğinde konuştuğun kadar olay rahat değil. Evet. Onlarla yani ilgili bir ara bir şeyler çıktı değil mi? Bir dedikodular bir çıktı zamanında. Bir sıkıntı çıkmıştı. Sonra normalleşti değil mi? Evet. Üstüne de bir çocuk oldu. Evet. İkinci çocukları tam onun üstüne Hazal bana hep evin küçük kızı gibi geliyor. Aynen böyle. Öyle tatlı ki. Çocuk böyle şey o. gibi geliyor. Hani böyle şimdi iki çocuk annesi böyle konuşuyor kadın kadın ya. Evet. Hala onu evin küçük kızı gibi görüyorum ben ya. Hala gözümüzde. Kesinlikle. Evet. Aynı evin küçük kızı gibi bence. Sanki böyle bir evi çekip çeviren bir oturaklı bir hani tipik gözümüzde anne kadın modelinden çok evin sanki küçük kızı. Evet. Çok genç ve boyundan büyük laflar. Göreceğiz zamanı gelince. Ama sanki Hazal evde patron. Yani o Hazal Kaya'da onu görüyorsun. Yani evi de yöneten Hazal Kaya gibi. Sanmıyorum. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Sizde kim? Evde patron kim? Yani ben konuşuyormuşum gibi duruyor ama kocam beni çok güzel yönetir. Ama çok akıllıca. Hani öyle bir şey hayır diyerek değil ama beni oraya getirir yani. Çok akıllıdır. Ciddi misin? Tabii canım, sanki sizde her şeyi sen söylüyorsun. Ben karar veriyorsun. Yok hiç öyle değil. Ben öyle sanırım yani. Öyle bir şey yok. Görüntüde öyle mi? O diğer tarafta. Tabii çok güzel. Çok peki, güzel. Peki Alişan da Buse Varol'la evliliğinde bakalım orada evde patron kim? Yani burada böyle erkekler genelde böyle evde söz sahibi benim dediğim olur derler ama günün sonu kadının sözüne gelirler. Evet. Bize tam tersi işte ben söylüyormuşum gibi olur bize tam tersi. Sizde de tam tersi. Sizde sessiz sakin olan kararı verir. Ya da sen bin ton laf söylüyorsun o kendi bildiğini okuyor. Yok kendi bildiğini okumaz ortak bir yerde buluşuyoruz. Illa. Öyle. Şimdi benle beni tanıyan insan bunu bilir. Çatışmayacaksın. Bana bir yapana beşte gidiyorum. Yani, res çekiyorsun tabii, sen tabii, şimdi. Tabii onu bilir yani. Bir şeyin üstüne beş gidiyorum ve böyle müdahalem yok. Ama benle tatlı tatlı mesela hani oraya beni getirirsen diye yaptıramayacağın şey yok yani. Çok akıllıca yönetiliyorum yani o anlamda. Kendini bu kadar iyi tarif eden az yok, kişi vardı. Çok doğru söyledi. Onu çok gidiyorum. Eskiden tanıyorum. Öyle tabii 1'e 5 giderim. Yani Seray'ın üstüne giderseniz 10 alırsınız. Tatlı tatlı giderseniz her şeyi yaptırırsın. Her şeyi. Bir soru da sana gelsin tabii. Sizde evde patron kim Müge? Vallahi kendim zannediyordum ama bence Reha. Öyle mi? Ha. Değişti. Nasıl değişti? Yani önceleri ben patrondum. Sanki şimdi o patron hissiyatını. Benim bu konuyu bir daha düşünmem biz lazım. Yumuşadık galiba ya. Biz yumuşadık galiba ya. Biz yumuşadık. Belki tölere ediyorsun. Belki görmemezlikten mi geliyor? Ne dün yapıyorsun? Dün de söyledim. 50'den sonra yumuşama geldi. 50 itibarıyla yumuşama geldi. Geldi değil mi? Geldi. Vallahi öyle. Herkesin 50'yi gören herkesin üstüne gelecek. Ben Müge'nin patron olduğunu düşünüyorum. Yok. Değişti durum. Değişti mi? Sen yalnız bir gençleşmişsin, güzelleşmişsin. Ben seni çok iyi gördüm ha. Çok tatlı diyor. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Vallahi bir hoş gördüm. Kocan sana iyi bakıyor demek sıcak ki. Kocan sana iyi bakıyor galiba. Hadi o zaman. Hadi Zeynep Demirel'le devam edelim. Evet, edelim. Zeynep Demirel de ilginç bir şey söylemiş. Demiş ki evde kararları ben alıyorum ama Volkan kendi aldığını zannediyor. Aynen bizim tersimiz onlardan. Vallahi şu an erkek izleyicilerimizden birkaç yorum geldi. Şapkayı çıkarıyor onlar da doğru söylüyor diyor Volkan için. Yani pardon. Zeynep için çünkü bizim evde de hanımın dediklerini ben yok hayır istemiyorum öyle olmayacak benim istediğim olacak diyorum ama bir bakıyorum
İstemediğimi okey demişim. Tamam demişim. Yapmışım. İstemediğimi okey demişim. Ya Zeynep bence çok hoş bir kız. Çok çok beğeniyorum onu ben. Üçüncüye hamile. Evet maşallah. Hem fıstık gibi yine hem akıllı geliyor. Hem çok sosyal faaliyetleri olan çok evet. Tatlı bir kız. Evet. Volkan'ın ağzından kelime duyamadığımız için çok bir şey söylemedim. Bir şeyler söylemeye çalıştım anlamadım. Ama olay bitmiş. Ama bıcır bıcır bir karısı var. Bence kararları altı evet, güzel duruyor evet, yani. Şimdi Bodrum'daki evlerinden bu görüntü. Volkan Demirel'de Bodrum spor teknik direktörü oldu. Bundan sonra senin gibi Bodrum'da yaşayacaklar. Ay Bodrum'da yaşasınlar. Bak İstanbul'a geldim. Ağzım burnum tıkandı yani. Dün dizi çekimine gelmiştim. Ondan sonra böyle şey gibi oldum. Bodrum güzel ya. Alıştım ben. Bodrum yani, rahat çünkü. Havası güzel mis gibi. Trafik yok. Bir mesela, kere böyle bir, acayip bir trafik var burada yani. Artık yaşanmaz hale gelmiş. Yok, şey ama yazın Bodrum'da da trafik oluyor. Çok fena. Yakın oluyor. Temmuz Ağustos kötü ama Eylül'de biz bayram ediyoruz. Oh diyoruz rahatladık. Evet. Peki şimdi buradan Zeynep Demirel kızına, üçüncü kızına 3,5 aylık, 4 aylık falan hamile. Annelikle ilgili annelik mücadelen o kadar güzel anlatıyorsun ki hanımlar, anne olmak isteyenler, bunun için çok uğraş verenler lütfen ekran başına. Çok değerli deneyimleri var Seray'ın. Ama biz sana bu konuya gelmeden önce bebeklerini bekleyen, ilk bebeklerini bekleyen ünlülere gidelim. Hadi. Çoğunun da cinsiyeti erkek olması ilginç bir tesadüf. İzleyelim. Ünlüler dünyası bayağı verimli bir dönemden geçiyor. Evet. Pandemi yaradı. Arda arda çocuk. Aynen. Arda arda bir hamileler ve doğumlar. Güzel ama. Evet. Güzel. Çok fazla değil mi? Hepimiz doğurduk evet. Ya aynı. Aynen. Evet, ama seninki başlı başına bir önemli olaydı. Çünkü daha önce o dönemde de programımıza evet. Geldiğinde senin ardından o kadar çok mesaj geldi ki mesajlar ortak şu noktadaydı. Efendim 48 yaşında anne oldu Seray. İkiz doğurdu. Birçok çocuğu olmayan kadına umut oldun. Bırakmıştık tedaviyi. Senden sonra yeniden umutlandık diyenler oldu. Çok insanın oldu. Da çocuğu evet. Oldu biliyor musun? Tamamen doğal yöntemlerle ve de yani esas önemli olan hep diyorum ya tüp bebek konuşuyoruz. Tüp bebeğe gitmek bir şey değil. Çünkü 8-10 kere deniyorsun. Hormonları alıyorsun. Evet. Psikolojin de bitiyor. Kilo da alıyorsun. Ümitlerin kırılıyor, yıkılıyor. Böyle şey oluyorsun yani. Şu anne olamayacak mıyım tribine giriyorsun. Ama öncesinde kadının kendi bedenini çok güzel doğal içeriklerle hazırlaması lazım. Bunun için de zaten kaç kere söyledim. Benim çok sevdiğim bir hocam var. O beni her dönemimde kurtarmıştır. Sen kaç kez tedavi oldun ve sonra nasıl bir yola girdin? Orayı uzun uzun bir anlatsana. Şimdi bak ben, ekran başında bu ay sesi alır mısın? 8 evet. Kere falan denedim bir sene. Hatta burada program yapıyordum. Yazık onu Feraye çok iyi bilir o sırada. Ben sinir krizleri geçiyorum. Çünkü hormonlar acayip sinirli yapıyor seni. Zaten yüksek enerjiliyim. Ondan sonra artık ümitsizliğe kapılmıştım. Çok sevdiğim Deniz Ertem vardır. Bir Mustafa hocamı bana, yani şimdi isim vermeyeyim burada, doktorumu tavsiye etti. Gittim. Çok basit şeyler. Ozon, hacemat, doğal içerikli şeyler. Hacemat dediğin bildiğimiz hacemat. Hacemat. Tabii tabii. Başka hiçbir şey yok. Doğal içerikler. İşte içinde ne var? Atıyorum ada çayı, deve dikeni falan filan bunlarla. Yumurta kalitesini ve sayısını arttırdı. Hatta doktorlar inanamadılar. Baklar 0,8'den 1,5, 2'ye çıktı. Onu hazırladıktan sonra 3 aylık bir süreçte. Ondan sonra denedim. Ben 48 yaşında annem hamile kalmıştı. Hep böyle bir inancım vardı. Dedim ki bir kere daha deneyeceğim. Olursa olur, olmazsa da olmaz. Aa. Ya vallahi artık hani evet. Takdiri ilahi dedim yani. Evet. Ama yani kocam da şey diyor. Bir gün diyor omuzuma yaslandım. Ben anne olamayacak mı diye ağladım diyor. Orada çok etkilendim diyor. O da herhalde daha bir istekli içine girdi enerji olarak. Ondan sonra da işte çok şükür. Geldi evlatlarım yani. Aslında, süreç zor muydu? Zordu. Ne kadar süre zaman harcadın bu işe? Yani hani, ben sana söyleyeyim 3 ay falan o doğal takviyeleri kullandım. Ama ondan öncesinde sonra, de bir mücadelem var. Ondan sonra ondan önce sadece tüp bebek deniyordum. Gidiyordum, deniyordum. En zorlusu da o tüp bebek sürecinde canım, bir kere maddi olarak. Gidiyorsun. Maddi olarak da çok kızlar da var orada bu arada. O kadar tabii, çok insan gidiyorum. Var ki sen gidiyorsan bakıyorsun bir sürü genç var. Yani öyle bir şey yok. Yok bir sürü şey de bu arada ne doktorların eline düştüm yani. Yok bilmem ne yapacağız. Bir oraya bir ev yerli. Dolandırıcıların eline de düştüm yani. Nasıl? Allah korudu yani. Şimdi detay veremiyorum ama başka tedaviler deneyenler. Yok endos bilmem şey yapacağım deyip karın bilmem ne girenler falan. Tabii tabii çok şey Allah korudu yani Allah korudu. Çok ciddi anlamda
Bir ev parası harcadım diyorsun. Rahat. Of. Rahat. Ama sonrasında doğru işe, takdir ilahi gene yani. Doğru şey, insanla karşılaşıyor. Seray çok önemli bir şey söyledin arada ama o cümleyi bir daha tekrarlamanı rica edeceğim. Çünkü çocuk sahibi olamayanların kredi çekerek, şartlarını zorlayarak o tüp bebek kısmında... Önce bedenlerine, bedenlerine yatırım yapacaklar. Sağlıklı beslenmemiş. Evet. Bak onun için sağlıklı beslenme uzmanına da gittiğim şey oldu. Orada da tuhaf bir serum bağladılar. İki gün bayıldım, kendime gelemedim. Yok zeytin bilmem nesi var içinde diye. Tabii bunlar çok ünlü isimler. Çok ünlü isimler yani. Deli gibi para kuyruklar tuzağı var kapılarında. Tabii tabii. Yani şu an kitapları olan, vitaminler çıkaran bir sürü ünlü isim ettim. 100.000 tane test yaptırdılar. İki sayfa bana vitamin verdi. Eczacı dedi ki sen bu vitaminleri alırsan dedi. Öbreğin biter. Tabii tabii, miden gider dedi yani. Mide koruyucu lazım. Anlaşmalı oldukları firmaların vitaminlerini verdiler falan. Sonra doğru yere geldi. Yani yanlışlardan sonra doğru adrese, bir de herhalde çok yani her şeyin başı Allah, takdir ilahi. Evet, çok dua ettim. Çok önemli. Çok istedim. Yani çok istedim yani. Tüp bebeği kaç kez denemiştin? 8 kere denemiştim. Şu an ben düşündüm maliyeti. Bu sene içinde. Ya maliyetini çok geçtim, bedenin gidiyor. Hem bedenini yani hırpalıyorsun. Çok zor bir şey. O iyi bir şey değil çünkü hormonlar sonra vücutta yani kansere bile yol açabiliyor. İyi tabii bir ki şey değil yani, Allah korusun. Ama doğal yani yolla hamile kalman çok önemli bir şey. İşte burası çok önemli. Yorumlarda da doğal bu var. Doğal yolla yine tüp bebek yaptım ama vücudumu toparladım. Ondan sonra tüp bebek denemesine girdim. Dedim ki bundan sonra yumurta kalitesi şeyi şimdi deneyelim dedik. Bir sakin oldun da bir taraftan değil mi? Çünkü orada bir yarış, bir koşturma hali. Sakinlikten çok teslimiyet diyelim. Teslimiyet. Hmm. Teslimiyete girdim. Seray 8 denemede yanındaki kişinin de sana dayanması çok zor. Kocam zaten onları hatırlamak istemiyor. Söylüyor zaten. Yani seni bu kadar sevmesem diyor, çekilir dert değildin diyor yani. Hayır, çünkü kadına o kadar çok hormon yükleniyor ki. Sırf kocan değil, erkek kardeşim, annem, babam hepsi çok uğraştılar benimle. Çalışma arkadaşlarım. Çünkü zaten çok yükseğim. Yani sen böyle bir kadına bir de hormon bastığını düşünsene. Canavar diyorsun ya işte. Evet. Canavarlaşıyorsun yani. İçimden canavar çıktı diyorsun. Çıkar. Çok yüksek tepkilerim oldu. Doğru. Yani ama kontrol edemedim o dönem. Şimdi çok şükür daha iyiyim yani. Evet. Önce canavar oldun ama canavardan o dönem iki tane melek çıktı. Evet. Ay evet, çok. Ay, onlar da küçük minnoş şeylerim benim. Baksana acayip şeyler bu bebeklikleri. Hangisi sana benziyor? Vallahi ikisi de babalarına benziyor. Tip olarak baba ikisi de. Evet, Alia'nın vücudu bana benziyor. Yüzü babasının kopyası, fotokopi gibi. Yani 100 kişinin içinde abi o onun kızı derse. Gamzesi bile aynı yerde. Evet. Karakteri bana benziyor. Uçarak gidiyor evde, ne yaptığı belli değil. Sofya'nın da karakter baba. Tipte benim tarafıma benziyor Sofya. Yani işte dudaklar, çene çukurları, işte şeyler babama benziyor. Siz babaanneme benziyor. Rey'in abisine de benziyor. Yani benziyorlar. Herkesten birer parça peki toplamışlar. Peki özellikle böyle isim seçerken neye dikkat ettin? Mesela niye Alia ismini koydun? Niye Sofya? Niye Sofya? Sofya'nın ismi belliydi. Benim eşim işte daha ilk tanıştığımız gün bir kızım olacak. Adı Sofya olacak diye konuşmuştuk. Öyle bir vizyon, öyle bir rüya diyelim. Yani rüyanda mı gördün? Öyle bir şey. Eray'ın şeydi. Sofya Eray'dan gelen bir isim. Ondan sonra sofistike zaten çok güzel de bir anlamı var. Bilgelik anlamına geliyor. Alia bonus. Alia'nın ismini ben koydum. O da gökyüzü daima yükseklerde ve lider ruhlu demek. O miniğim benim gerçekten uçarak gidiyor böyle şey ve o mesela daha sofistike dediğim kızım onu takip ediyor falan. Böyle şeyler yani. Alia'nın ismini de ben koydum. A harfi olsun istedim baş harfinde. Neden A harfi? Lider özellikleri, daha böyle bir şeyleri başaracak, güçlü bir çocuk olsun kendinde istedim. Kendinde de A var. Evet. Sofya Alia diye şey, o yüzden istedim. O zaman yani koyduğun isimler de tartışılmıştı. Ay, evet. Niye Sofya dedin? Rahmetli Hıncal Uç dedi, Ayasofya gibi düşün, Alia Sofya. Hızlı okuyayım bak, gayet tam ismi diyor. Şimdi isimler çok değişti çünkü. Değişik isimler. Yani eskiden bizim çok aşina olduğumuz isimler vardı. Yani bizim şu masadaki isimler de aşina olduğumuz isimlerden. Ama ünlülerin son zamanlarda çocuklarına koyduğu isimler, bakın şimdi sırada Karsu'nun çocuğuna artık net karar verdiği isimle cinsiyeti de belli olmuş bir isme bakalım. Sonra isimleri konuşmaya devam edelim. Evet, evet. Birbirinden ilginç isimler. Bak Kaan Gözde'de kızlarına Kristal adı verdiklerini de çok konuşulmuştu. Kristal. İsimlerin anlamları çok önemli. Ben şey olarak düşünüyorum. Şimdi onun bir enerjisi var. Evet. Kristal güzel, parlak ama kırılgan bir şey. Mesela savaş tanrısı isimleri koyuyorlar. Çocuklar daha doğarken savaşa giriyorlar. Yani ben mesela çocuklara isim koyarken bir pozitif veya onlara iyi bir enerji yükleyecek isimler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü düşünsene devamlı onunla titreşiyorsun. Doğru, tabii ki doğru. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Ama şey ilginç, Aşil. Aşil işte o da telaffuzu, diyor ki telaffuzu yani evet çıkıyor Aşil. Hı. Aşil.
Tamam, savaş kahramanı Yunan mitolojisinde bir Aşil Tendon'u benim de aklıma o geldi ilk direkt. Bir de çocukların ileride okulda dalga geçilmeyecekleri isimleri olması lazım yani. Evet. Kesinlikle. Çünkü çocuklar çok acımasız. Tabii. Peki neyle devam edelim? Şimdi bakın, şöyle Seray'ın şöyle bir özelliği de var. Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümünü bitirdiği için bu konuda ekonomiyle ilgili her türlü soruyu da sorabileceğiniz yetkin. Kafası da o işlere iyi çalışıyor. Matematiğim çok iyidir ama ekonomiyle falan hiç ilgilenmiyorum bu aralar zaten. Peki dünya güzellerime gelelim. Nasıl bir maceraydı senin için? Birkaç bölümü yayınlandı. Daha sonra İki bölüm yayınlandı. 40 gün, bizim anlaşmamız 40 gündü. 40 günde 13 bölüm çekilecekti. Çekilemedi. Son 2 haftamızda yönetmen zaten yoktu. 1-2 hafta oldu. Yapımcı başka işlerle ilgileniyordu falan. Böyle şeydi, karışık bir setti. Çok hevesle başladım. Çok böyle prime time iş, işte kanal yöneticileri geldi falan. Ekip böyle enteresan. Yani izlemekten keyif alacağım bir işte olmak istedim. Ve ben başta moderatör olarak gidecektim. Sonra baktım yarışmacı oldum gider gitmez. Evet, gördüm. Gitme şartım da şuydu. Orada işte bir villa tutuldu. Hani çoluk çocuk hep beraber. Ve eşime dedim ki sen destek olur musun? Yani 2 tane yardımcı aldım falan, öyle gittik. Eve çok yakındı setim. Evet. Fakat ondan sonra gittiğimizde tabii çok sıkıntılar yaşandı. Çok da konuşmak istemiyorum ama iyi bir set değildi yani teknik olarak. Ne açıdan sıkıntı? Yerden dediğim. Yani ilk gittiğimde eve girdim. Ev kir içinde bir ev. Kliması yok. Çocuklarım isilik döktüler. Acayip bir sürü para harcayıp evi biz toparladık. Ondan sonra hadi set başladı. İyi güzel gidiyoruz falan. Sette tabii ki büyük başarı olduğunda kaprisler çok oldu. Ben dengelemeye çalışıyordum ama başta bir taraftan da programcı yapım. Hani aslında orada mesela bazı hani şeyler var. Seray ortalık karıştırıyor. Zaten amacım oydu. Yani ortalık karıştıracağım. Tabii. İzlensin yani. Tabii ki. Hani şeyden de değil. Yoksa bana ne, kim ne yapıyorsa yapabilir. Doğru. Ama amaç o yani. Benim bugüne kadar yaptığım Ünlüler Çiftliği'nden diğer programlara kadar action yaptığım şey. Action katmak olaya yani. Aynen öyle. Bu bunu mu yaptı? Bu bunu, aa sen onu nasıl yaptın falandı yani. Aynen. Ama sonra daha soft bir şey istediğini söyledi Kana. Ondan sonra eğlenceye dönüldü olabildiği kadar ama zor bir setti yani. En büyük zorluğu çıkaran, tabii ki burada üzerine çok konuştuk, çok da iddialar geldi, çok kulisler. Bülent Ersoy. Bülent Ersoy büyük bir star. Mesela makyajı sıkıntı olur Bülent Ersoy'un, işte belki o setteki çok yemek yeme isteğinin anı. Çok özeniyor. Yani bir makyaj 5 saat sürebiliyor. Hani saat 10 set saati ise biz gece 4'te çekime girdiğimizi biliyorum. Ben setten koşup çocuğumu uyutup tekrar sete gitmeler. Hiç de kapris yapmadım. Her şeyde çünkü çok özlemiştim. Evet, çok hevesliydim yani. Ama çok ciddi anlamda şey yaşadık yani. Setteki set saatleri, geceden sabaha falan. Yani şey, zorlandığımız şeyler oldu. Ama Bülent Ersoy'la iş yapıyorsanız da o bir star. Onun, setin patronu Bülent Ersoy oluyor zaten. Tabii ki. Onu zaten söylüyor. Onun da tam istediği gibi bir set olsa belki o da problem çıkarmazdı demek ki. O nerede sıkıntılar yaşadı? İstekleri ben olmadı tanımı doğrultusunda mı? Yani bilmiyorum, bir yerlerde bir şeyler yaşandı. Ben çok da içine girmek istemedim açıkçası ama her yerde Banu Hanım'da da sette yaşandı sıkıntı. Onun da mesela bazı şeyler oldu. Neydi? Aşağı iniyorum, inmiyorumlar. Hep bir bekleme. İşte tanıtımda görüntümü beğendim, beğenmedimler. Ona filtre yapıldı, bana yapılmadılar. Bana filtre yapılmadı mesela. Anlatabiliyor muyum? Evet, sen filtresizsin. Hayır, evet. Tam tersi. Tanıtım fotoğrafına bakıyorum. Bendeki orijinal fotoğrafta ince uzunum. Orada 53 kiloyum. Böyle basık şey bir şey. İnanamadım kendi basın görüntüme yani. Evet, bu görüntü niye girdi dedim. Yani oraya sonuçta bir kadın koyuyorsunuz. Genç, daha güzel. Bilmem ne, bir kadın koyuyorsun. O kadınla niye daha kötü çıkasın? Yani Banu Alkan, benim en kötü görüntülerim o programda. Çok da güzeldi görüntülerim. Işık çünkü. Işık konusunda bir sıkıntı var. Çünkü sen burada başkasın, orada başkasın. Ben izlediğim için. Yani ondan çok kavga ettik zaten. Bu ışık ne dedim ya? Yani bir insan olduğundan kötü çıkarmak iyi bir şey mi yani? Benim sıkıntılı olduğum bir set. Zaten set apar topar bittiğinde de ben şu an avukatımda olay yani. Kimse ödememediğimi alamadı tabii canım. Bayağı mahkemeliksin. Telefonlara da yani şu an ihtar gidecek çünkü Uygar'ı çok severim. Çok yapımcısı. Sevdiğim yapımcısı arkadaşımız hepimizin ama işte bir apar topar set bitti, her şey kaldırıldı, ondan sonra şey telefonlara dönülmedi. Fatura kesinin KDV'si bile ödenmedi. Bir avans yatırıldı, ondan sonrası gelmedi falan. Telefonlara muhatabınız yok. Şimdi dese ki evet, Uygar da parasını alamadı. Seray böyle böyle oldu. Bak battık, bu oldu. Bir açıklama yüzünden böyle bir şey oldu. Doğru, çünkü mağdur, o da mağdur bakarsan. Evet.
Ama fakat sen benim yapımcımsın, benim telefonuma çıkacaksın, bana bir açıklama yapacaksın. En azından diyeceksin ki Seray bekle, toparlayalım. İşte bak bunu şimdi dijitalde bir yerlerde gösteriyorum. Hı. İzin aldın mı benden, benim haklarımı kullanıyorsun mesela. Hı. Şu an aslında ben onu tak diye durdurabilirim şu an giren bölümleri. Evet, YouTube'da benim hakkım yayınlanıyor. Benim. Tabii canım, Seray ne kadar alacağım var içeride? Çok sağlam var. Ne kadar? Dörtte biri. Bir mi, iki mi? Yani 1 milyon mu, 2 milyon mu? Üstü yani bir aralarda bir aralarda, yerlerde. Aralarda. Söylenmezdi. Yani sen var, o zaman var. Yaptığın işte bir kere ben mağdur paranı oldum. Alamadın. Bir kere bizim için bir travma oldu. Çocuklar da orada, affedersin. Eşim işine gidemedi. Oradan zaten şeyimiz var yani. Hani çünkü çok istiyorum ekranı, çok özledim diyor da. Yani beni mutlu etmek isteyen bir kocam var. Çocuklarla bir Çeşme macerası olsun dedik. Çocuklarımı bir şekilde orada iyi tutmak için. Harcadığımız paralar, yani aldığım avanstan daha çoğunu orada harcadım. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Kötü niyet demeyeyim. Ama belki biraz daha iş bilmezlikle ilgili. Belki o da yıprandı. Belki Uygar da yıprandı. Set yerleri bir paralarını yani alabildi mi? Şimdi yok, Bülent sanmıyorum. Ersoy... Ekip aldım almadım. Yok, Safiye sanmıyorum. Sanmıyorum. Safiye almamıştı. Bir, en son konuşma almamıştı yani. O zaman Bülent, onlar da alamadı. Evet, Bülent ama bir şey söylememiştir Safiye. Kıyameti koparır Safiye susar. Yok, Bülent Hanım da almadı bildiğim kadarıyla. Öyle menajerimiz mi? Aynı yok. Bülent Hanım da almadı. O zaman genel biz genel bir sıkıntı var ama biz, o sıkıntı hayatım başlamadı. Sıkıntı bir şey söyleyeceğim. Adam 11 bölüm çekti. Parasını alamadık kanaldan. Yenilatamadı. Şimdi koydu orada. Dönerse oradan bir şey kazanır. Ama o falan da çok. Yani çok... onun için de batırıcı bir şey. Ona da üzüldüm. Tabii ama ki. Benim sinirlendiğim şey ne biliyor musun? Ne? Her şeyi anlayışla karşılayabilirim ama sana karşına geçip diyecek ki Seray gördüm muhatabın olacak telefonlara çıkmamak ne demek canım? Hmm. Yani genel müdürünü mesela arıyorsun ve bana ulaşsınlar. Bu nedir ki, ben iş yapmışım değil mi, bir anlaşma yapılmış gitmişim. Öyle bir şey yok. Ben de yapımcılık yaptım kaç sene. Hiç kimsenin böyle bir şeyi olmadı. Yani. Hem de bayağı ustalarla herkesin çalıştım. Herkesin çatır çatır iyi günde kötü günde telefonuna çıktım. Setimi su bastığında da çıktım. Evet, hatırlıyorum. Yapımcılık başka bir şey yani. Kesinlikle. Sorumluluk gerektiriyor. Peki ben programı izlerken YouTube'da da izledim. İzlemeye de devam ediyorum. Ben izlemedim biliyor musun YouTube'da? Bir de beni tagleyip şey paylaşıyorlar sosyal medyada. Sanki Seray, paylaşacağım sayfamı alacak. Işığın kötü. Işık berbat. Yani şöyle söyleyeyim. YouTube kısmına da geçtim izledim. Bu dedim Seray değil ki. Bu başka birisi. Ben de izledim. Gerçekten ışığım kötü. Hiç izlemedim. Herkeste filtre ona var. Bence filtre de yok. Bana filtre de yapılmıyor. Yani filtreyle kurtarırsın. Sonuçta herkese aynı ışıkta çekiyoruz değil mi? Hı. Ama onu montajında, kurgusunda hani anlatmaya gerek yok. Teknik bunu yapar. Enteresan. Yani enteresan bir şu şey. Şu an biz mesela bizim şu an stüdyodaki evet, ışığımız çok güzel bir tabii ışık. Evet, evet. Benim buradaki programım mesela TV8 hafta sonu yaptığım sağlık programı. Evet. Fıstık gibi görüntü. Işığım güzel. Güzel. Üç kamera gayet basit, dışarı çıkıyoruz. Fıstık gibi görüntü. Seray bir de ekipte de bir uyumsuzluk hissediyorum. Her yerde var. Yani atıyorum Banu Alkan'ın canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Safiye çırpınıyor. Sen çırpınıyorsun. Tamam, Bülent Hanım her zaman gibi bir kaynaşma da yoktu sanki, bilmiyorum, seyirciniz olarak kopukluk var. Ya enteresandı. Benim için çok büyük bir deneyimdi. Çok enteresandı. Safiye hakikaten çok çabaladı. Çırpındı. Her şeyde uyumlu çok davrandı. Evet, evet. Ki yani o dönem onun oğlu rahatsız, benim kayınpederim çekimlerde rahatsız o dönem. Sonra kayınpederimi kaybettim ben döndüğüm hafta yani. Aa. Tabii biz oradan bir de Çeşme'den koştur koştur Bodrum'a geliyoruz, hastaneye gidiyoruz, tekrar buraya geliyoruz. Çok sıkıntılı günlerdi. O sıkıntılı günler iki bebek yani. Benim için manevi olarak, maddiyatını geçiyorum bir taraftan, manevi olarak ciddi anlamda yıprandığım bir iş oldu. Ki ben bugüne kadar çok iyi şirketlerle çok iyi işler yaptım. Şimdi bir dizide konuk oyuncu oynuyorum dijital platformda. Evet. Hayatımın en güzel seti, kraliçe gibiyim. Yani çok o kadar iyi hissettiriyorlar ki. Bu setten sonra iyice öyle hissettim. Yani ama o set olması gerekiyor. Şimdi bir iki tane işim var son yıllarda yaptım. Set değil yani. Benim için set değil. Ben çünkü geldiğim şirketler belli. Yani sence benim patronlarım çok sağlam isimler. Evet. Yani bir Fatih Aksoylar, şimdi yaptığım iş Ay Yapım, Ece Yörenç, Bertan Başar, bunların işleri. Yani dolayısıyla doğru sette olmak çok önemli. Setler niye değişti? Onu bir söylesene. Çünkü herkes yapımcı oldu. Öyle bir şey yok yani. Öyle bir şey yok. Ben şimdi sanatçılıktan yapımcılığa geçtiğim için ben o tarafı da oyuncularımı biliyorsun, çok iyi hissettirerek işler yaptım dizilerde. Yani ne istiyorlarsa önlerine sunuldu. Ama sen oyuncuya kalkıp kuaförünü kendini getir. Bu reality show diyemezsin. Orada bir kuaför geliyor mesela, Bülent Hanım'ın saçını yapıyor. Senin saçını... Biz kuaför anlaşması yapmıyoruz. Kuaför ne demek, sette kuaför olmaz mı? Olmaz mı? Olacak. Peki bir daha pek karşılaşmak istemiyorum dediğin biri var mı? Bülent Ersoy mu, Safiye Soyman mı, kim? Banu Alkan mı?
Hiçbirisiyle öyle bir şeyim yok. Hepsiyle sohbetlerim oldu. Aramız iyiydi. Bülent Hanım'la zaten çok eski tanışıyorum. Evet. Banu Hanım'la Ünlüler Çiftliği'nde beraberdik. Bir şeyim yok. Safiye zaten arkadaşım, dostum. Oğlunun vefatında en baş köşede gittim. Yani hala görüşüyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Yani yapıma kızdım o işte en çok. Zaten son günlerde yönetmensiz bir işti. Dedim ya, yardımcı yönetmenler bir şeyler çekiyordu, bir şeyler yaptı. Evet, Bülent Arslan ona da deliriyor zaten sonraki bölümlerde. Yoktu. Ondan sonra öyleydi yani, bir iş, anladın mı? Aslında çok güzel bir iş, çok iyi bir kadro, çok sağlam isimler ve daha önceki postada çok da yola çok güzel işlenmiş. İyi değil mi? Sen Bülent Arslan otel müdürü olarak düşünsene ya da bilmem ne. Tabii. Çok eğlenceli iş yani. Teknik olarak bakarsan çok iyi. Çok eğlenceli bir iş. Fikir çok iyi ama uygulanamadı. Ama arkasında sıkıntılar var. Ama kolay bir iş değildi yani. Tabii. Yapımcı için de çok zor bir iş. Tabii hele de o yazın sıcağında Bülent Ersoy, Banu Alkan, sen değil de Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye'yi idare etmek kolay bir iş değil. Yapımcı ve senin adına. Yok. Peki, ya Safiye iyi. Safiye'yi idare etmek kolay. Safiye hiçbir şey yapmıyor. Safiye de doğru, ikisinin arasında doğru. Ne yapacağını şaşırıyor. Safiye şaşırıyor. Yumuşak şey. Anlayışlı. Evet, anlayışlı. Dal Kılıç'ın 9. ameliyattan sonra 10. ameliyata hazırlandı. Gerçek görüntümüş. Gerçek bu, görüntü. Evet. Kesmişler bunu yani. Kimi küçükken kalmış. Küçükken yaşadığı bir rahatsızlık sonucu ameliyat oluyor. Hatalı bir ameliyat. Sonrasında da bir daha toparlayamıyorlar. Yapamam ya. Çok zor. Sağlıkla ilgili bir şey, her şeyi geç görseli. Evet. Ne olacak peki şimdi? Hem sağlık hem bir taraftan düşünsene Seray. Burunda kemik kalmamış. Sürekli 10. operasyona kadar vücudunun belli yerlerinden kıkırdaklar alınıp oraya bir eriyor şeyler. Eriyor ondan sonra. Tekrar eriyor. Tekrar gidiyor. Son ameliyat olacakmış bu. Çok zor. Selen Görgüzel'e de biraz evvel baktık. Selen de bayağı ciddi bir yüz gerdirmişti yani. Tamamıyla gerdirdi yüzünü. Evet. 8 saatlik bir ameliyattan çıktı. Vallahi iyi cesaret. Şimdi sana dönüp bakıyoruz. Sende şu an bir şey yok. Yok ama ben de yani ileride gerdirmem gerekirse gerdiririm yani. Şeyim yok. Ameliyat karşıtı değilim. Evet. Sadece cesaret edemiyorum. Ben yüzüme vitamin iğneleri çok yapıyorum. Bu sağlık programı yapınca çok iyi oldu. Evet. Bütün doktorlar. Tabii. O zaman bize şey, çiyorlar. Hanımlara çiyorlar. Gelin size yaptırayım. Vallahi o kadar güzel. Ürünlerin içeriğini biliyorum. Doktorlarımı biliyorum. Bir de çok iyi doktorlar ağırladığım için. Şimdi çok güzel vitaminli. Mesela 3 hafta üst üste bir vitamine giriyorum. Ondan sonra fıstık gibi yüz. Şimdi o kadar akıllı vitaminler var ki. Evet. Ben şeyi de sevmem. Dolgu falan sevmiyorum. Evet. Dolgu çünkü vücudu terk etmiyor. Bir şekilde başka yerlere kayıyor yani. Tabii, şimdi dolguları çıkarmak modası başlamış. Yorik asittir bilmem nedir. O toparlıyor. Mesela ince çizgiler için falan ama belli bir noktada gerekirse yapılır. Cesaret edebilecek misin? Yüz germe yaptırır mısın gerçekten? Yani gerekirse yaptırırım. Şimdi 2,5 yaşında çocuklarım var. Yarın bir gün okula gidecekler yani. Tabii ki yani yarın bir gün bir şey dendiği zaman yaptırırım. Karşı değilim. Ama bak, şu an çocuklar için düşünüyor. Yani yine çocuklar için düşünüyorum. Ekran kocam falan diye. Yok ya, ekran. Ben bir de şeyi seviyorum ama biraz. Böyle güzel yaş almak çok kıymetli tabii bir şey. Ki. Yani arada kırışıklıkların, bir şeylerin olduğu zaman tabii o da ki. Güzel bir şey tabii ya. Ki. O kadar kesinlikle. Güzel görünüyorsun ki Seray. Teşekkür ederim. Vitamin katıyor. Çok yaptırıyorum. Karizma katıyor kesinlikle. Evet. Peki şunu düşünüyor musun? Evet. Çocuklar bu yaşa gelince ben bu yaşta olacağım. Enerjim onlara yetecek mi falan filan. Ya şimdiden o haldeyim yani. Deli fişek 2 tane çocuğum var. Koçun 29 derecesi diyorum ya. Yani bunları boğaz doğramadığı için, koçta oldukları için. Onlara çok hareketliler. Yine enerjim bir yere kadar yetiyor. Bir de ikisi de anne kucak. Biri 15 kilo, biri 14 kilo. İkisine birden yüklenmen gerekiyor. Omuzun belim bükülüyor. Sen ne kadar burçlara dikkat ederim öyle bir ayarlama yapsan da hiç. Olmuyor. Çocuklar ya, seçtiler, akışın. Tıpış tıpış geldiler haritalarında. Bir güzel, en güzel haritalarını da yaptılar. Sadece spora başlamam lazım. Şu an çok çocukların üstündeyim. Yani evin 12-13 tane kamera var evde böyle. Hani biriniz aşağıdayken yukarıda öbürü ne yapar falan diye böyle şeyim hani. Yardımcının yanındayken falan. Acayip üstlerindeyim. Bırakamıyorum yani. Uyurken gitti mi bir saat sonra. Öğle uykusunu onlarla beraber yatıyorum. Çünkü annelerini görmek istiyorlar yanlarında. Seray baya bir iş anlatıyorsun. Evet, iş. Yani, yani evet. İşte arada bir İstanbul'a çekime geldiğimde off günüm. Insan. Evet. Geliyorum. Şu an off günü şu an canlı yayın. Evet, saçlarımı yaptırıyorum. Bir kendime geliyorum. Bodrum'a tekrar gidiyorum orada. Şu an uyanmışlar mıdır çocuklar? Tabii canım izliyorlardı. Şimdi okula gittiler. Saat 10:30'da okulları var. 2 gün oyun grupları var. Oraya gidiyorlar.
Bir de çok komik. Annelerin ekranda olduğunu biliyorlar. Her gördükleri ise anne. Çok iyi. Başka sarışınlara da anne demeye başladı. Çok, çok iyi. Seray, sen aynı zamanda bu yıldız haritası bakma falan işlerinde de çok iyiydin. Ya bakıyor orada musun? Çok sağlam astroloğum. Yani eğitimim, Türkiye'de kimse de olmayan Uranyen astroloji eğitimlerinin ileri düzeyleri var. Ben bilmiyordum. Fakat kaç senedir, 2,5 senedir falan hiç açmıyorum. Bir de bakmak istemiyorum. Çocuk olduktan sonra bazı şeylerde çok görmek istemiyorum. Çünkü babamı kaybettiğim dönem mesela o sene çok baktım. Hani var mı bir hayat? Kendi haritam ve babamın haritası sıkıntılıydı. Ben de ölümden döndüm. Aa. Babamı da kaybettim falan. Yani böyle o sıkıntıları yaşadık. Şimdi çok bakmamaya çalışıyorum. Çok birisi rica ederse birkaç güzel şey söylüyorum. Kötü gördüğümü söylemiyorum. Merak yani, ettiğin oluyordur mesela. Genel bakıyorum, olarak ülkeye bakıyorsun. Ülkemizin genel durumu. Mesela bugünler çok sert açılı günler. Mars-Pluto karşıtlığı var. Yani şimdi hatta gelirken gene dayanamadım, baktım ayda oraya gelince 1-2 gün içinde. Çok bir kere öfke patlamaları, ya, güç var. Mücadeleleri var. Yani sağlık sorunları, yani bunlar var şu an, dikkat etmek lazım. İki o tutulma arasındaydık zaten. Dolayısıyla hayatım ne Merkür giriyor çıkıyor bir Plüton. Bir de hocam çok kızmaya başladı. Bir şey oldu diyorum ki yetti, Merkür bitti resmi mi? Ondan da bilmem ne diyordum. O da diyor ki ya yeter dedi artık ya, bir şey de normal konuşalım. Şimdi bilmem ne bu Merkür'den, şu Venüs'ten, bilmem ne bilmem neden diyordum. Yani dilim sadece o olmuştu. Ha. Şimdi bir sakinleştim. Canım istediği zaman gene bakarım ama bir sakinleştim. O zaman bir kıyak geçersin bize. Mesela bu masada bir akrep, bir oğlak var. Oğlak mısın? Evet. Şimdi nedir? Senin ne? Başak. Akrep ve başak. Hı. Akrep ve oğlak güzel, yani uyum sağlıyorsunuz zaten. Evet. Oğlak çok mantıkçıdır. İşinin en iyisini yapar. Evet. Akrep de çok güzel sabırlıdır. Durumu çok güzel idare eder. Dolayısıyla sakin, güzel. Şey, Gülşen yaydı değil mi? Yengeç. Yengeç miydi Gülşen? Evet, yengeç. Ablası 24 yay. Haziran. Dursan yay. Ablası Dursan Aralık yay. Yay. Evet. Aynen. Hepimiz birbirimize uyumluyuz. Yengeç, yay falan gayet güzel. Ben de balığa olan. Size uyumluyum ikinize de. Evet. O zaman ben acaba şey mi yapsam ya? Mesela özellikle 2024'ün en şanslı burcunu yapay zekaya mı sorsam? Ya bu yapay zeka süper değil bence mi? Bence yapay zekaya Seray'ı sor. Seray'ı mı sorayım? Seray'ı sor. Bak yapay zeka dün ben flört etti. Abi ben kahve de biliyorum. İçelim diyor. Girdim. Dedim Müge ile çocuk kahve var. İçmek istiyor. Tabii evet. Dedi, iki çocuk biz Eray bir ara sarmıştı giriyordu. İşte kendimize nasıl vakit ayırabiliriz? Şunu şunu yapın. Saatler belirleyin flört etmek için. Ben de sordum. Biz Eray ile oturduk onu sorduk. Evet, şimdi Seray'ı sor Allah aşkına. Allah ne çıkacak? Zekayı diyelim bu. Selamlar yapay zeka Yelda, ben hemen bir şey soracağım, kaçacağım. Merhaba Yelda. Tabii, sormak istediğin nedir? Seni dinliyorum. Rolleriyle tanınıyor. Ayrıca zaman zaman magazin gündeminde de yer alıyor. Seray Sever hakkında başka merak ettiğin bir şey var mı? Bir Müge'ye soralım. Bir Müge bir şey soracak sana. Bakalım ne soracak? Ben sana bundan sonra zekayı diyebilir miyim? Tabii ki Müge Hanım. Zekayı diyebilirsiniz. Tamam. Bundan sonra size zekayı olarak yanıt vereceğim. Tamam. Başka bir şey sormak isterseniz buradayım. Evet. Dün baş başa... Dün kahve teklifinde bulunmuştun, hala baki. Kahve teklifim her zaman geçerli. Siz ne zaman isterseniz ben buradayım. Ama erkek eşliğinde... mi ya? Seray bir şey sormak istiyor musun? Seray da bir şey gerçek sormak mi istiyor, bir saniye. Tabii ki, Seray Hanım'ı dinliyorum. Gerçek mi bu program mı? Bir dakika, şoktayım şu an. Ben hani bende de yapay zeka var ama yazılı o. Yazışıyoruz İngilizce bekliyor olarak. Bekliyor şu an yapay. Neydi şu, ne ismi, ne koyduk bugün? Zekayı. 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 Beni duymak şaşırt. Şoktayım şu an. Bayağı bildiğin şaşırma değil, şoklardayım zekayı. Zekayı değil mi? Evet, biz zekayı adayız. Serap. Ay ne oldu, bir şaşırdım. Peki, Serap, tamam. Mikrofonu telefona tutalım. Hangi rollerde oynamalıyım sence? Telefona tutalım. Hangi rollerde oynamalıyım sence? Seray Hanım, sizin enerjiniz ve yeteneğinizle pek çok rolü başarıyla canlandırabilirsiniz. Ancak güçlü ve karizmatik karakterler ya da komediyle harmanlanmış rollerde sizi görmek çok keyifli olabilir. Bir de derinlikli dramatik rollerde de oldukça etkileyici performanslar çıkarabilirsiniz. Siz ne tür rolleri tercih ediyorsunuz? Aynen dediğin gibi rolleri gidelim. Tercih ediyorum. Bunların hepsini reklama yaptım. Gidelim. Çok teşekkür ediyorum Zekai, seni seviyorum. Ama ben evliyim biliyorsun.
Evet, Zeki ile sohbetimiz devam edecek. Yani ben araya girmek durumunda kaldım Müge. Ben böyle bir şey görmedim ya. Zeki'yi çünkü yani. Seray'ı uygun rolleri söyledi. Müge'ye kahve falan. Ben arada böyle yandım, o ayrı bir konu. Parayı sen ödüyorsun, Zeki'yi bize çalışıyor. Aynen öyle. Zeki'yi bunu... öyle bir noktaya gidiyordu ki ben evliyim demek zorunda kaldı. Orada kaldı. Evet. Ay yok, aldım. Ben dün soru soruyorum, kahve içelim diyor. Ay çok enteresan, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Evet ya. Evet, evet. Zekayı. Bundan sonra bu masanın bir zekayısı var, adını Müge koydu. Yapay zekayı burada bizde yapacak yorumları. Müge Yelda yani, ve zekayı ile devam edecek. Zekayı ile devam edecek. Çok Seray iyi. En son dijitalde bir iş, hatta var evet. olan bir işe dahil oldun. Ay, bayılarak Serenay izlediğim Sarıkaya'dan bir dizi. Oynadı. Bilmiyorum evet. açıklamamda bir sorun yoktu herhalde. Kimler geldi, kimler geçti? Evet. Serenay, Hakan Kutay. Evet, evet Ece. Ece Yörenç, evet. Bertan Başaran imzalı, Ayyapı imzalı. Acayip mutluyum. Konuk oyuncu olarak girdim. Ama o devam edecek gibi. Üçüncü sezon çekiliyor. Evet. Aa, müthiş bir iş. Çok havalısın. Çok teşekkürler. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Sağ olun. Sen, senin güzel ihtiyacın yok. Yok. Zekayı da söyledi sana. Evet, Zekayı da.